Indonesia and Turkey celebrate their 74 years of diplomatic relations this year. And to savor the flavor of diplomacy between both countries, the Turkish embassy has invited its world chef Ramazan Bingöl as a form of gastro diplomacy. Yapacağım, biraz da tereyağı atabilirim. Şimdi... The 57-year-old chef began his food adventure at an early age, establishing his first restaurant at İstanbul, self-named Ramazan Bingöl in 2008. Şudur. Osmanlı'da hemen hemen bütün yemekler sade yağ ile yapılır. Currently, he serves as a restaurant business consultant, a member of Istanbul Esenyurt Provincial Council, as well as a union of chambers and commodity exchanges of Turkey. These two countries may have different cultures and histories, but food will surely bring them together. So, to know more about his first time visit to Indonesia for promoting Turkish cuisine through gastro diplomacy, let's find the answer in our signature segment, You Masak. Good morning and good night, everyone. Welcome back to the Sea Morning Show. On the segment, we want to show you how to cook a special dish perfect for your family and your loved ones. I really hope that you get the inspiration from its culinary. Let's join us in Yuk Masak. Since today is a special day and we have a notable guest in our studio, Turkish chef, his name is Ramazan Bingöl. Hello chef, good morning. Hello. Günaydın. Günaydın. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. All right, thank you for coming to our studio. So today we are going to cook a Hemen special... Hemen başlayalım. Start. Let's start. Let's start, okay. So how many dishes that he will cook today? İlk ol nasıl? Kaç tane pişireceksiniz? Şimdi tarhana çorbası, cacık okay. ve Türk kahvesi. Turkish coffee, evet. I know that one. Okay, let's get started. Tarhana çorbasıyla başlıyoruz. Okay. We start with tarhana çorbası. Soup. Tarhana? Is a soup. Yeah. Oh, okay. Tarhana çorbası hazır çorbaların atasıdır. This is the oldest instant soup from Turkey. Türkler uzun seferlerde konar geçer bir gelenekten geldiğimiz için. Turkish people love to travel around the world, yes. so they prepare this in order to make it easy to drink travel. Yeah. Uzun seferlerde doyurucu, lezzetli ve bir o kadar da şifalı bir şeye ihtiyacımız var ve yanımızda kolayca taşıyabileceğimiz bir şey. Not only delicious, but also healthy, and also can be easily to bring everywhere. Oh, okay. What is the soup made from? Yeah. Onun için tarhanayı bulmuşuz, uzun seferlerde, yolculuklarda hep yanımızda taşımışız ve bunun yüzlerce çeşidi var. That's why we invent this one. Nereden geldi? Nasıl tarhana? Evet. Yoğurt, buğday, diyelim. İçine çeşitli otlar koyarak besleyici bir ve lezzetli bir hale getirmişiz. Okay, it's from yogurt and also some herbs right? and also meat. We fermented and we dry it. Oh. Sade yağ, evet, sade yağ koyduk. This is hot water. Oil. Okay. Oh, that's oil. Oil. Et suyu bu. This is meat broth. Oh, meat broth. Yes. Okay. Bu koyduğumuz yağ da sade yağ. Yani tereyağının özü. Tereyağının suyu alınmışını düşünün. Tamam. Okay, we use special butter here. Okay. The butter is we remove the milk and water, so only fat left here. Oh, wow. Like from India. So it's very high protein. Yeah. All right. Oh my god, I can smell from here. It's so good. Evet, söyle bakalım. So it's a meat-based soup.
Yeah. Originally from Turkish, but basically it's instant soup. So because Turkish people love to travel, yeah. so it's easier for them to go everywhere to yeah. have this kind of dishes. Yes. All right, nice. Mm-hmm. And this one? Cacık. Cacık. The second dish we have, cacık. Yoğurt. It's yogurt. Binlerce yıllık. Thousand years yogurt. Thousand years yogurt. Yeah. Right? Thousand years Turkish people eat yogurt. Okay. Türklerin mm-hmm. bulduğu bir yiyecek. Orta Asya'dan beri. Mm-hmm. It's from Middle Asia. Oh, okay. Yeah. But the special from this yogurt is we mix with the what is that? Bawang putih. Sorry? We mix with the garlic. Oh, okay. Peki, yoğurdu biz salatalığı da içine koyarak uh-huh. sarımsakla beraber hem lezzetli hem vitaminli hem de serinletici çok çok güzel bir yiyecek yapıyoruz. Cacık. We add garlic uh-huh. to make it delicious. Oh, okay. And to cucumber add the flavors. And the other vegetable yeah. to make it healthy. Oh, so basically it's like a salad? Yes, like oh, salad. Okay. But we drink it cold. Ve zeytinyağı. Yeah, it's oil. This is zeytin. Oh, okay, olive oil. Yes. Okay. Dünyanın en güzel, en rayhası yüksek ve vitamin değeri en iyi olan zeytinyağı Türk zeytinyağıdır. Mm. This is the best olive oil that we can find from Turkey. Yeah. Dünyadaki ilk Huh? Zeytinyağı first, fabrikası da Türkiye'dedir. It's first in the world. Amazing. Onun için ama Türk zeytinyağı o kadar muhteşemdir ki kokusu, rayhası bütün Avrupa ve birçok ülke Türk zeytinyağını alır, kendi markasıyla dünyaya satar. Okay. Yeah, yeah. But this is for cooking oil only. Yeah. So olive oil in the world is made from Turkey. Wow, yeah. amazing. Before we go on, that he go with all the dishes, we have the video back there. Oh, it's yeah. your video, chef. Yeah. You are very famous in your country, is it? You are usta in. Usta. Usta, amazing. Evet. Okay. So, in 21st and 27 May. Biz bu etkinliği söyle 20. 21-27 Mayıs'ta. 21-27 Mayıs'ta Türk Mutfağı Haftası var. Tüm dünyada kutlanıyor ve tanıtılıyor. Buna da Sayın Emine Erdoğan, hı hı. Recep Tayyip Erdoğan'ın hı hı. eşi önderlik ediyor. Onun için Türkiye'deki bütün ürünleri ve Türk mutfağını tanıtmak için tüm dünyada bir çalışma yürütüyoruz. 21-27 of May, there's Turkish Culture Week. Okay. So First Lady of Turkey sent all the chefs around the world to celebrate this. Wow. Siz cacık yapıyor musunuz biliyor musunuz? Cacık var mı Endonezya'da? Yok. Yok bak bundan sonra. We don't have this culture right? We don't have yogurt culture. Oh yeah we don't have. Ama Türk yoğurdu olacak. Uh-huh. Sarımsak, salatalık, nane evde mutlaka yapın. Ama Türk yoğurdu olacak. Çünkü yoğurdu bulan biziz. we have to taste the yogurt special from Turkey. Oh, okay. Yeah. I believe that Turkish dish is one of the most delicious culinary, I think, in the world. Because I went to Turkey 2 times, and I always try the food, and it was amazing. Always. Türkiye geldiği zaman da Türk yemekleri çok 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 güzel. Geldin mi Türkiye'ye? Yeah. Abi, dünyanın en iyi yemekleri, yani en iyi mutfaklarından birisi. Türk mutfağı biliyorsun. One of the best culture of food is from Turkey. Yes. I do believe so that. So today's food is from Ege area. Uh-huh. Ege area? Ege area is near the Black Sea. Oh. Yeah. Okay. It has specialty with the cheese and the zeytin. Nane atıyoruz. We put mint. Okay. Mint. In boiling olive oil. Yes. Wow. Yep. And the cooking technique is quite different. Lezzetlendirmek için. Lezzet. To make it delicious. Okay. Lezzetlendirmek. That means delicious. Nice. So chef, it's your first time to visit Indonesia? Oh. Bu sizin ilk defa Indonesia'ya geldi?
Wow, it smells so good. Türk nanesi. Mint. Mint and olive oil. Yep. Evet. Blend perfectly. I never saw something like this before. Yemek so good. Lezzet kadar koku da önemli. Evet. It makes it smell. Bak şimdi. Yeah. Good. It makes the smells very strong as well. Biraz kaynasın. Chef, you been to Indonesia before or this is your first time? Sizin ilk defa mı Indonesia'ya geldin? Oh. Wow. Oh. We are in a food heaven. Folks, you have to experience this because it smells so good. Jaws. Wow. What is this dish a name before? Tarhana. 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 Even the name is pretty. Hazır çorbanın atası tarhana. Türklerin tarhana. Buluşu, evet. Tarhana. Bunu mutlaka Endonezya'da içmemiz lazım. Bundan bir tabak sabahleyin çocuk okula gidiyorken içerse tüm gün vitaminini, lezzetini ve günlük proteinini alır. For the children, for going to the school to eat this. Kapatsan onu. Yeah. Because it meat full of base, the broth, so they can get protein in the morning. Evet. Yep. Bak tuz versene biraz. What is that? Is it chili powder? Chili powder and the salt. Nice. Acı severler mi? Acı seviyorlar zaten. So good. Do you like a spicy thing? A little bit. Not too spicy. Evet, şunu bir kapatalım. Çok acı değil. Spicy but not too much. Çok değil. Ha, şunu oraya koy Fatih sıcak yanmasın. Evet. And the cacık is... Cacık. Cacık is... Cacık. Cacık. Oh, you put the olive oil as well on top. Because it's Ege food. Ege food is okay. Rich with the olive oil. It's always related with the olive oil. Yep. Oh, nice. Evet. Lift. Tarhana. Tarhana. Even the name is very pretty. Tarhana. Tarhana. Okay. Buraları biraz dağıttık ama. Okay, and then the third one is. Şimdi size. Tarhana cacık. Evet. Tarhana cacık, yes. Tarhana cacık. Correct. Okay. Tamam. And then şimdi the size, third one is Turkish coffee. Turkish coffee. Turkish coffee yapacağım. Turkish coffee. Tarhana bir tane daha koyayım. Bir tatsana, tat. Bir tatsın, söylesene. Do you want to taste this? Yeah, we are going to taste it together. Oh, with the Mr. Really? Ambassador, I will invite everyone. Taste. Yes, I will invite everyone and then we taste it together. Okay. Hold on. We are going to wait for the third one. Bundan the coffee. Beraber, tamam. To make it perfect, yep. Right? Okay, chef. Chef, do you like it here in Indonesia? Diyor. Nasıl? Indonesia, like Indonesia çok güzel bir memleket. Bir de so birçok kültürümüz birbirine benziyor. And, yani yemeklerimiz, görüşümüz, yaşantımız, kültürümüz çok benziyor. Onun için Türk Mutfağı Haftası'yla beraber tüm Endonezya'daki kardeşlerimizi Türkiye'ye de davet ediyorum. Çok güzel yemeklerimiz var, çok güzel farklı kültürlerimiz var. Bu yemekleri tatmak için tüm Endonezya'daki kardeşlerimizi Türkiye'ye bekliyoruz. Yeah, we have this similar culture of food, of living style. Yes. Like that. And Indonesian people loves coffee too. Yep. Endonezyalılar kahveyi çok seviyorlar. Evet, kahve şimdi şöyle, Endonezyalılar çok güzel, kahve kültürü çok iyi ve çok yaygın ama şöyle bir şey var. Bütün dünya kahveyi demler, biz Türkler pişiririz. Indonesia Turkey coffee culture is rich, but we usually filter it. Yeah. But Turkish coffee, we boil it and raw, stir it. Raw, right? Yeah. Yes. Different style of different coffee. Different style of course, coffee. Right? Have you tried Indonesian food or culinary stuff? Indonesia yemekleri tadını bakıyor musunuz burada? Tabii tabii. Endonezya yemeklerine geldiğimden beri her gün Endonezya yemekleri yiyorum. Acısı çok güzel. Pilavı harika. Pirinç pilavı. Yani hem yağ koymuyorlar hem tuz koymuyorlar. Çok güzel. Yeah.
He eats Indonesian food every day since really? He came to here. Oh, okay. He said the we have the good rice. Right, nice, and yeah. Also with the what is that? Fried rice? Fried food. Oh, fried food, yeah. Fried food are everywhere. Okay, before meyveleri çok güzel. Meyveleri harika. Also, the fruit is different with Turkish, but yes? Good. Yeah, tropical fruit is yes. The best here. So, we are going to continue with this Turkish coffee. Turkish and coffee. Then, yes, we are going to continue it. Just continue with the to make the Turkish coffee. We'll be back after the break.